Galiba biz anayasa hukukunu yıllardır anayasa hukukçularına sormadan tartışıyoruz. Çünkü vatandaşlık bilgisi seviyesine geldi. Hep gazeteciler konuşuyoruz. Bu da galiba iktisatçıların devrine geçiyor o anlamda. Neyse soruma gelin ben. Şimdi İktisat Fakültesi'nde bize Türkiye'nin en büyük kronik sorununun tasarruf eksikliği olduğu öğretildi. Tasarruf eksikliği, tasarruf olmayınca yatırım da olmuyor. Şimdi ben mikroekonomiye gelin. Şimdi işin büyük, devasa milyar dolarların ötesinde eninde sonunda iş bizim cebimize gelecek. Ve bu tasarruf eksikliği, tasarruf olmasa da bu ekonomi dönmüyor. Dönmeyince yurt dışından sermaye girişine kalıyorsunuz. Bunu da günlük olarak ekonomiyi idare etmeye çalışıyorsunuz. Ben bunun da en temel refleks tasarrufta da bankaya faize koyarsınız, bir gelir elde edersiniz. Bu ortamda sanırım 17 civarında mevduat faizleri. Ben bu ortamda, bu enflasyon ortamında mevduatımı bankaya koyarsam ne kazanırım? Kazanıyor muyum? Gerçekten %17 gibi bir kazanç mı var? Neden koyayım? Ne bekliyorlar acaba işin mevduat tarafında? Tamamen bıraktılar mı bu işi? Şamil Tayyar'ın yorumunu da ekleyerek lütfen Hakan Çelenk'in sorusuna. Önce Hakan Bey'in sorusunu yanıtlayayım. Çok haklısınız Hakan Bey. Yani bu koşullarda kim niye koysun parasını banka mevduatına? Çünkü zaten enflasyon, resmi enflasyon %19.58 ama gerçek enflasyonun %30'lar civarında olduğu, mesela ENAG grup, biraz önce belirttiğiniz Veysel Ulusoy'un yönetimindeki enflasyon araştırma grubu %40 olarak açıkladı. Şimdi resmi enflasyonu dikkate alsak bile, %19.5'u dikkate alsak bile, banka %17 veriyorsa bu şu demek: bankaya koyduğunuz para, 3 kuruş birikiminiz bir yıl sonra daha az olarak size geri verilecek demek. Şimdi bu koşullarda kimse tabii ki azalır. Yani bu şu demek: insanlar Türk lirası bankaya para koyacağına dolara çevirir, euroya çevirir ya da altın alır. Zaten dolarizasyonun sebebi de o. Kimse, hani herkes biliyor ki enflasyon karşısında parası eriyecek Türk lirası olarak tutarsa, o nedenle bari hani dolar alayım ya da altın alayım da hiç olmazsa enflasyon karşısında kendimi koruyayım diyor. Herkes böyle düşününce dolar daha da fazla yükseliyor. Ama bunun tabii şöyle bir riski var. Geçen pandemi senesinde bu 128 milyar doların sebeplerinden biri, şimdi çok hani teknik girmeyelim ama o sene, bu yüzden o sene de Albayrak, Sayın Albayrak döneminde de benzeri bir politika uygulanmıştı biliyorsunuz. Faiz düşük tutulmuştu Naci Ağbal'a kadar. Naci Ağbal gelip yükseltmişti faizi. O dönemde biliyorsunuz herkes altına, dolara döndü ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesinde altın ithal etti. Yani akıl almaz bir altın ithalatı oldu ve o nedenle o sene Türkiye'nin cari açığı patladı gitti. Cari açık patlayınca da dolar onun hemen arkasından patladı. Yani bu tip şeylerin, banka mevduat faizlerinin enflasyonun altına inmesinin böyle bir riski var. Yani herkes altına dolara kaçıyor. Altına dolara kaçınca dolar alıyor başını gidiyor, altın alıyor başını gidiyor. Sonra Türkiye'nin cari açığı patlıyor ve krizin eşiğine sürükleniyor Türkiye. Şamil Tayyar için tabii, Şamil Bey'in sorusu çok haklı bir soru. Şundan ötürü bir kere, bir, şu anda bu politikayı rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışan birisi yok. Oysa bir zamanlar vardı. Hatırlayalım. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde rekabetçi kur diye bir söylem vardı. Diyordu ki Sayın Albayrak, artık bundan sonra doları biz önemsemiyoruz. Önemli olan Türk lirasının rekabetçi olmasıdır. Hatta Ahmet Hakan'a demişti ki siz dolar olarak mı, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar olarak mı alıyorsunuz? Doların yükselmesi önemli değil. Zaten dolar yükseldiğinde bizim ihracatçılarımız rekabet avantajı elde ederler. Çinli rakipleri veya işte Bangladeşli, Vietnamlı rakipleri karşısında. Bu aslında ihracatçılar için iyi bir şeydir. İhracatçılar da dönüp ithalat yapacaklarında içeriden mal tedarik ederler. Bu da bizim yerli sanayicimizin işine gelir diye. Hani tabii ki tartışıldı, çok da eleştirildi. Ben de eleştirmiştim ama en azından savunuyordu Sayın Albayrak. Yani Albayrak'ın savunduğu bir çerçeve vardı o dönemki dolardaki hızlı yükselişin arkasında. Şimdi bugün böyle o bir yok. Hani böyle bir ekonomi politikasını açıklamaya çalışan birisi de yok. Şimdi burada ilginç bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Bu açıklamayı kimin yapması gerekir? Şu anda ortalıkta göremediğimiz Sayın Bakan'ın herhalde. Yani. Nerede?
Şimdi bu konuyla ilgili de bir tweet var, onu da ekrana getirmek istiyorum. Sayın Mehmet Emin Ekmen galiba değil mi? Deva Partisi'nden bir tweet yazdı. Sayın Bakan'ı etiketleyerek şöyle soruyor. Sayın Bakanım iyi misiniz? Gerçekten Sayın Bakan nerede? İstifa ettiğiyle ilgili birçok söylenti var. Bu arada Saymaz'ın ve İpek Özbey'in de birer sorusu var. Saat 21.34, 13 dakikan var. Ona göre ilerleyelim. Buyurunuz lütfen. Ya, yani şimdi ne dedik biraz önce? Bu daha önce bu politikanın şeyini kim yapmıştı? Savunusunu, teorisini kim kurmuştu? Hazine ve Maliye Bakanı kurmuştu. Bugün kimin çıkıp ilk söz alıp ilk açıklamayı kimin yapması gerekir? Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapması gerekir. Ama Hazine ve Maliye Bakanı yok. Dolayısıyla bu soru, yani Deva Partisi yöneticisinin sorusu haklı bir soru. Daha önce bundan bir 4-5 gün önce aynı soruyu Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı Bülent Bey, şimdi soyadını hatırlayamadım. Bülent Kaya. O da sordu. Hatta o şöyle sordu. Bir istifa ederse Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin bir Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu hatırlamış oluruz, dedi. Orada tabii bir şey iması da var. İstifa etmiş mi gerçekten Barış Soydan? Yani şimdi o dönemde biliyorsunuz hani Oda TV bir kulis yayınladı geçen hafta sonu. Dedi ki Lütfi Elvan istifa etmeye niyetlendi gibi. Yani Oda TV bir şey yayınladı ama şunu biliyoruz. Ben onu bilmiyorum hani gerçekten doğru mu. Ama şunu biliyoruz. Hakikaten de iktidar partisi içinde iki farklı ekonomi politikasından yana kanat var. Bu bir kanatta Lütfi Elvan ve Naci Ağbal var. Nereden biliyoruz? Çünkü geçen Kasım'da Berat Albayrak ve Murat Uysal görevlerinden alındı. Yerine Lütfi Elvan ve Naci Ağbal getirildi ve ikisi de daha önceki politikaların tam tersini yaptı. Naci Ağbal faizi arttırdı 3-4 ay içinde. Sonunda o kadar çok arttırdı ki koltuğundan oldu. Yani o çok hızlı gitti. Lütfi Elvan hala koltuğunu koruyor ama unutmayalım ki Naci Ağbal'la geldi ve aslında benzeri bir politika şeyini savunuyorlar, anlayışını savunuyorlar. Nedir o da? Daha kitabi, daha hani iktisat kitaplarında yazdığı gibi, daha hani klasik, daha standart, daha hani sağduyulu, daha az deneysel, daha serbest piyasa yanlısı bir politikadan yana olduğunu hem Naci Ağbal'ın hem Lütfi Elvan'ın biliyoruz. Şimdi Lütfi Elvan ile eğer kitabi olarak bakacak olursak, yani şu anda iktisat kitaplarında yazdığı gibi bakacak olursak, tabii ki enflasyon %19,5 iken Merkez Bankası'nın politika faizlerinin de onun kadar ya da ona çok yakın bir yerde olması gerekir. Yani kitap açısından bakacak olursak çok yanlış bir politika bu. Yani zaten bunu herkes söylüyor bugün. Yerlisi, yabancısı, iktidar partileri dışındaki herkes, neredeyse herkes. Şimdi öyle bakacak olursak aslında Lütfi Elvan'ın bu sessizliği bence hayra alamet değil. Yani Lütfi Elvan da belki de rahatsız. Belki de bu faiz indirimlerinden, bu para politikası kurulundan, üyelerin görevinden, bir apar topar görevlerinden alınmasından belki de Sayın Elvan da rahatsız. Belki yani diyorum, bu anlattığınız özetten anlıyorum ki daha hepimizin göreceği günler var ekonomi yönetiminde. Belki de durumu açıklayacak mecra bulamıyordur. Yani ha, o mecra da olabilir. Mecra derken Instagram, Twitter, Instagram, Facebook Instagram'ı da yoksa bulamaz. Yani son 10 dakikam Saymaz'ın ve İpek Özbey'in soruları var. Onları alalım, öyle ilerleyelim. Barış Bey, yani deniyor ki işte Türk lirasının değeri aslında faizin indirimiyle beraber döviz karşısında Türk lirasının değeri düşürülüyor. Ve bunun iki tane sonucu olabilir. Birincisi, yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi hızlanır. Yani çünkü döviziyle çok iş yapabilir liranın değeri düştüğü için. Bu belki bir yabancı sermaye girişini tetikleyebilir. İkincisi, sizin az önce söylediğiniz Berat Albayrak döneminde teorize edilen yerli ve milli sermayeyi ayağa kaldırır. Çünkü içeride emek ucuzlayacağı için iş adamları üretime yönelirler diye bir genel varsayım var. Bu tutmadı ama demek ki dönem dönem bu yola başvurulacak. Şimdi hep orada da şöyle bir öneri var. Yani aslında gelinen öneri şu: Türkiye'yi ucuz emek cennetine çevirelim. Ucuz emek cenneti sayesinde ekonomide bir yani en azından bir iç pazarı canlandıralım. Belli ölçüde bir tekstil ve benzeri sektörlerde bir kıpırdanma yaratalım ve buradan bir çıkış yolu
arayalım deniyor. Ama aynı zamanda bu fikri savunanlar zaman zaman şu fikri de savunuyorlar. Suriyeliler, Bangladeşler olmasa ekonomi ayakta durmaz da diyorlar. Yani o ucuz emek nereden alınacak, orada bir muamma var. Çünkü sigortasız bir emek, kayıt dışı bir emekten de faydalanacaklar. Gerçekten böyle mi olur? TL'nin değeri bilinçli şekilde düşürülerek Türkiye'ye yabancı sermaye girişimi sağlanmak isteniyor. İkincisi, içeride ucuz emeğe yönelerek Türkiye'yi bir ucuz emek cennetine çevirerek acaba iç piyasayı hareketlendirmek mi istiyorlar? İpek Özbey'in sorusunu da alalım izniniz olursa. Kısıtlı zamanımız kaldı. İkisine beraber bir yanıt rica edeyim, olur mu İpek'ciğim? Tabii ki. Bu mali eylem görev gücü Türkiye'yi gri listeye aldı. Bu gri listeye girmek ne demektir? Ve bunun olumsuzluklarını nasıl yaşayacağız biz kısa sürede? Onun bir bölümünü Serkan Özcan'la da konuşuruz. Tamam. Tabii o da biliyor. Buyurun Barış Soydan. Evet. Şimdi İsmail Bey'in sorusu, ya yabancı sermaye girer mi bu koşullarda? Şey girebilir tabii ki. Yani şimdi Türkiye'de son dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımları çok azaldı. Yani bir zamanlar 20 milyar doların üzerinde bu ülke bir yılda yabancı sermaye çekiyordu. Şu an geldik işte 5-10 milyar, hatta 3-5 milyar dolarlık seviyelere ki bugün yarısı, neredeyse yarısı bunun